Sevdaları sınırları aştı. İki gönül bir oldu. Afrikalı gelinle Türk damat dünya evine girdi. Rizeli Ramazan Öztürk, çiçeği burnunda eşi Diana Mayla nasıl tanıştı? Damadın annesi Nurten Öztürk, yabancı gelini için neler söyledi? Rizeli Ramazan Öztürk, Malili Dienema Dembele ile bir ömür mutluluğa evet dedi. Ramazan Bey'i eş olarak kabul ediyor musun? We no, yes no. Rizeli damatla Malili gelinin tanışma hikayesi ise oldukça ilginç. 42 yaşındaki Ramazan Öztürk, geçtiğimiz yıl bir inşaat firmasında çalışmak için Batı Afrika ülkesi Mali'ye gitmişti. Motosikletiyle gezerken trafik cezası aldı. Aklımın ucundan değil yani, Afrika'ya gitmeyi bile hayal etmiyordum. Ben yol bilmediğim için navigasyon olarak telefonu kullanıyordum. Orada ışıklarda durdurdu benim polis. Bir ceza yazdı bize. Orada parayı ödeyebilmek için şimdi ben orada stres yaptım biraz. Orada eşim yanıma gelip durdu. Yani o da bizi izliyor. Rizeli Öztürk'e o an orada bulunan 32 yaşındaki Dembele yardımcı oldu. Gurbette gördüğü bu iyilik hayra vesile oldu. Yardımsever kadınla Öztürk arkadaş oldu. Bir süre sonraysa evlilik kararı aldı. Öztürk, Fransızca ve Bambaraca konuşan müstakbel eşiyle çeviri programı kullanarak anlaştı ve aynı yöntemle evlilik teklifi etti. İki farklı kültür birleşti, iki gönül bir oldu. Eylül ayında Mali'de dünya evine giren çift, Rize'de yaşamak üzere Türkiye'ye döndü. Kayınvalide Nurten Öztürk ise 3 gelininden sonra oğlunun mutluluğu için yabancı gelinini de bağrına bastı. Bana dedi ki anne dedi, böyle bir şey düşündüm, bana ne diyorsun? Ben de durdum ya tabii ki, bir şaşırdım, oradan şaka yapayım bir şaşırdım. Dedi bana şaka yapayım sanırdım beni dedi, tamam dedi, daha bir şey demiyorum sana. Dedim oğlum öyle şey mi olur, sen sevdikten sonra ben de severim. Yeter ki sen sev, sen hayat yaşayacaksın. Sen nasıl biliyorsan ben de öyle yaparım. Sevdaları sınırları aşan ikili için Çayeli'nde bir düğün töreni düzenlendi. Zeynep adını alan Afrikalı gelin, düğününde horon oynayarak unutulmaz anlar yaşattı. Bize de aşkları sınırları aşan bu güzel çifte mutluluklar dilemek düştü. Evet, canlı canlı stüdyomuzda önce gelin damada bir mutluluklar dileyelim. Allah sağlıkla inşallah uzun ömürlü bir evlilik hayatı nasip etsin size. Onları bir alkışlayalım Seyda Hanım. Evet, ben de. Alkışlayalım. Ben de ayakkabısının altına hemen bir adımı yazayım. Yaz. Geçti ama. Olsun. Ramazan Öztürk ve Zeynep. Zeynep değil mi, artık onu söylemiyoruz. Tabii. Zeynep hoş geldin. İyiyim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Zeynep, Zeynep yavaş yavaş öğreniyor Türkçeyi. Buldum. Anne de hoş benim buldum. Kolumda. Nurten anne. Kayınvalide, onunla da konuşacağız daha sonra, dur. Bak evlilikleri uzun gider. Böyle bak, hoş geldin, tamam mı? Onlar, he, çok, çok fazla birbirinin evet, dillerini bilmediği için. Anlamadığınız için çok uzun süreli güzel olurum. Ne böyle. Kadar oldu evleneli? Yani 6. ay doldurduk. 6. ay. Afrika'da evlendik, orada evet. Düğünümüzü yaptık. Çok iyi. Düğün Afrika'da ama Rize'de de bir Rize'de şeyler oldu. Tabii. Oradaki geleneği yaşattık, ailesinin geleneğini. Biz de kendi geleneğimizi aşağı adetlerimiz. Kalır mıyız değil mi? Tabii. Bir de anneye soralım. Anneciğim nasılsın? İyiyim, sağ ol. Önce hayırlı uğurlu olsun. Sağ olasın. Kaynan ayağına. Darısı başınıza inşallah. Darısı başımıza mı? Ben evliyim zaten. Gibi, yok bir... tamam da çocuklarınız olur illaki de. Ha, illaki, illaki. Var var. Şimdi istemem isteme falan onlar tabii ki Afrika'da olduğu için olmadı galiba. Bizden olmadı ama... Bir abisi var sağ olsun. O mu gitti? O yardımcı oldu, istediler. Peki tanıştın arkadaş... mı? Dünlerle tanıştın mı? Tanıştım.
gidiyor şu anda ikili ilişkiler? Bizde önemlidir böyle şeyler. İyi. Davet iyi. Ettin mi onları Rize'ye bir davet ettin mi? Davet etsem de gelemezler ki. Niye ya? Ya 30 lira bilet için verecek. Alır gelirler niye gelmezler? Bir bilet değil ki bunun. İnşallah yaza gelecekler. Gelirler yaza. Yaza pasaportuydu bilmem nesiydi. Gelir. Ay ne kadar detaylı düşünüyorsun. Sen çağır ister gelsinler ister gelmesin. Gelirler. Gelirler. Memnun musun gelinden şimdi 6 ay oldu. Memnunum memnunum. He? Biraz öğrettin mi ona bizim adetleri? Ufak tefek biraz. Şimdi çay toplamaya falan gidecek mi? İsterse gider, istemese kendi bilir. Peki, önce bir tanışma hikayenizi bir alalım Ramazan. Sen Mali'ye gittin çalışmaya. Evet, konsolos abimiz var sağ olsun Hasan Tayla. Onun vasıtasıyla gittik. Orada büyük bir askeri hastane projesi vardı. Ben dediğim gibi daha önce yani şantiyenin dışına çok çıkıyordum. Gittim, bunun da eşimin de küçük bir butiği var orada. Bizim Türk arkadaşlar sağ olsun restoranlar var orada, yemek şeyleri. Gittim yemeği yedim çıkarken, köşe başına buna denk geldim. Tabii küçük motosikletim var, motosiklete gidiyordum. Hiç durmadım tabii, merhaba dedim, bu kadar. O kadar. Geçtim, trafik polisleri beni durdurdu. Tabii. Ceza yedin. Yani. İlk buluşmada ceza yedin Mali'de ha? İlk buluşma değil, ilk tanışmada. Tanışmada ha. Yani o da şöyle, yani uzakın merhaba merhaba. Gittik, geldi yanımda durdu. Yani ardından geldi yanımda durdu. Sonra o esnada biz pazarlık ediyoruz. Bizim tercümanlarla falan konuşuyoruz. Tabii para bozdurmam gerekiyordu. Bozdurduk, eşim sağ olsun işte tercüman vasıtasıyla gittik parayı bozdurdu. Geldi, hiç tanımıyorum, tanımadığım bir insan güven verdi bana yani. Sonra işte öyle tanıştık, gittik yemeğe. Yakın, ben yemiştim ama nasip olacak ya. Oradan tekrar döndük yemeğe gittik. Yemekten sonra işte bunu bıraktım, bu evine gitti. Ben peki bir şey diyeceğim. Gittim. Şimdi bütün bunları yapıyorsun da, hı-hı, ne sen Fransızca biliyorsun ne o Türkçe biliyorsun. Nasıl anlaşıyorsun sonra? İşte Allah'ın bir hikmeti, nasip olacak ya. İşte beden dili denen bir şey var ablacığım, daha iyi bilirsin. Tabii. Yani. Anlaşırlar beden dili. Telefon da var ufak tabii. Tefek. Şimdi bunlar aralarında da bir duygusal bir frekans yakalamış o an hissetmese de. O zaten çekiyor konuşmasalar da bakışlarla. Evet. Ne kadar zamanda evlilik kararı verdin? Yaklaşık yani o süreç 2 ay falan işte. Evet yani. İşte bayağı. 2,5 ay. 2 ay içinde böyle birbirinizi tanıdınız. Tabii ki. Konuşamadan vücut diliyle. Zaten ondan iyi. Çeviri programları var, tercümanlarımız var orada şantiyede. Ya, anlaşamadığımız zamanlarda arıyordum tercümanlarla. Şu an bizi hiç anlamıyor değil mi? Ya birkaç kelime anlıyor. Yani 3-5 kelime. Az önce sordum. Nasılsın? Nasılsın? İyiyim. Onu bak. Hayır. İyi. Sen nasılsın? Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Rize güzel mi Rize? Evet. Güzel. Beğendin Rize'yi. Yemyeşil. Is good güzel demek. He? Is good güzel demek. Is good. Vallahi. O Türkçeyi çözememiş ama abla İngilizce. O İngilizceyi çözmüş. Fransızca. Ama ortada bir şey var. İngilizce de bilmiyor. Fransızca değil mi? Fransızca. Fransızca. Ulan Fransızca'da hiç bilmediğim bir şey. Yani, İngilizce evet, bilseydi biraz az çok da. Biz yine anlaşırdık da. Yani. Peki ilk sorun ne oldu? Hani böyle ilk beğendin ya. Onun seni beğendiğini de hissettin tabii orada. Tabii ki hissediyorsun yani. Yalnız gözlere bakar mısın? Atıyor. Bu gözlerle bakmışsa evet. İçinden geçmiş çocuğun. Bakar mısın? Çok güzel gelin. Gelin çok güzel. Maşallah. İçi de öyle güzeldi ama. İçi de güzel mi? İyi ne işte, güzel. Tabii. İçi de gönlü de çok güzel. İlk sorduğun soru ne oldu? İlk sorduğum soru aç mısın oldu. Vallahi. Yazan nasıl bir adam? Yok şöyle yani. Ha yemeğe götüreceğim. Şeyden yani yok o tanışma sürecinde yanımda duruyordu ya. Özür dilerim. İlk sorduğum soru parayı bozdurur musun? Yani orada gittikten sonra yani ciddi manada. Yok şeyden sonra diyorum ben. O süreçten hani bu, sonra. Hani bu tanıştınız manıştınız ya. Evet. Evliliğe doğru gideceksin. Nasıl açıldın mesela? Evliliğe nasıl hiç ikna ettin? Hiç şey yapmadım. Zorlanmadım. Ne dedin? Böyle vallahi, mi yaptın? Hayır dedim çeviri programıyla dedim ki evlenelim mi? Vallahi bu kadar. Evlenelim mi? Dako etti. Tamam. O zaman dedim, o bizim konsolos abimiz gelecek diyor oraya bir hafta sonra. O zaman dedim tamam, programı yapıyoruz. Sade bir isteme olayı, adetlerine göre isteme olayı yok, nişan olayı falan yok.
Biz kendi adetlerimizi uygulamak için Hasan abim geldi. Ekip arkadaşlarımızla beraber evlerine gittik. Gittik tabii ki. Ailenin büyüklerinin evine gittik. Kaç kardeşler Zeynep'ten? 8 kardeş. Yani 8 kardeş. Biz de alışıyoruz Karadeniz'de. Alışıyoruz aynen. 8. Siz? Biz de 6 kardeşiz. Evet işte. 2 fazla bizde. 8 kardeşler. Gittin eve. Anneyle babayla tanıştın. Babamız rahmetli. Allah rahmet eylesin. Evet Allah rahmet eylesin. Onlar nasıl anneyle... baktı? Onun ailesi nasıl baktı? Annem gibi. Anam gibi. Yani şöyle. Dur önce bir dakika. Karar verdiyse. Bir saniye. Şimdi seni aradı. Sana dedi ki anne dedi. Mali'de aşık oldum ben dedi. Ne dedin sen Allah aşkına doğru söyle. Bana dedi ki. Yok o kadar demedi abla. Böyle bir şey düşünüyorum dedi. Yani buradan birisini buldum eşer olarak böyle bir şey düşünüyorum. Ben de dedim ki ben şaka yapaydım. İnanmadım ki. O başka bir şey demiştir söylemiyor. Biraz yok, durdum. Yok. Dedi ben, dur sen dedi beni... anneye müdahale etme. Bir dakika. Yok estağfurullah anne evet. Yaptım. Sen dedi şaka yapaysan zannettim dedi. Tamam dedi buraya kalsın dedi. Düşündüm dedim ulan ben ne ediyorum? Yok dedim öyle şey mi olur sen istiyorsan. Ben de hazırım. Bu kadar kolay mı oldu? Şimdi dürüst ol. Evet. Dürüst. Bu kadar. Helal olsun valla. Evet. Valla o zaman helal olsun. Aferin helal olsun. Helal olsun. Sonra görüntülü konuşturdun mu anneyle? Tabii aradım. Annemle konuştuk. Aileyle herkesle tanıştırdım. Tabii gittim. O süreç içerisinde ailesindeki herkesi tanıdık. Zaten yakın mahalle. Yani annesinin olduğu ev yakın mahallemde bizim şantiyeyle. Evet. Gidip görüyordum annesini, ablası falan, ailesi, herkesi de tanıştık. Evet. Ailelerden birkaçı Ankara'da, Büyükelçilik'te, Mali Büyükelçiliğinde. Nişanlıları ziyaret edemedik ama gideceğiz onlara, yakın zamanda ziyaret edeceğiz. Akraba. Boş değil yani. Yok. Gördün onu, ilk telefonda gördün. Kızım nasılsın, iyi misin? Bir şey desem anlamaya hiç dolarla konuştum. Tamam dediler. Ben çeviriyordum telefonla. Şöyle böyle işte anlaştık, ne bileyim. Sizin ben de orada, anlamadım. Sizin orada daha önce böyle bir yabancı biriyle yok, evlenen birileri yoktu. Yok. İlk oldu Ramazan. İlk oldu. Evet. Bizim Çeçeva'da ilk oldu. İlk olduğun için Çeçeva'da zaten. Çeçeva'da ilk oldu yani. Hani Mali yani gerçekten değişik yani. Hani Fransız, tamamen. Hollandalı gelin falan alışığız da. Tabii tabii. Mali biraz. Evet biraz. Bizim programda çok var böyle evet. Örnek. Bizim orada. Biz kaç kişiyi daha böyle davet etmiştik. Evet. Ha anlat. Bizim orada şimdi bazı yerlerde var ama. Türkiye'de okumuşlar, Türkçeyi biliyorlar. He bu Türkçe de bilmiyor. Bu şimdi Türkiye'den hiçbir şey okumadığın için... Sen öğreteceksin artık. Eli iş tutuyor mu? O beni mu? Öğretecek, ben onu öğreteceğim. Eli iş tutuyor mu? Tutuyor, tutuyor. Ha, hamur, mamur. Hamur, ya, zahmur, bez yapmıyorum da. Lahana tabii, sarması. Tabii ki en güzel şey, seni en yakın, seni kendine çeken en güzel şey herhalde Müslüman olmasıydı. Tabii ki. Tabii. Yani ben insanların aslında yani dinine çok bakmam. Tabii ki yaklaşımına tabii ki, bakarım. Tabii ki Müslüman olması. Tabii ki Müslüman tabii. Olmasından ziyade ya ne bileyim yani dedim ki tamam bu benim eşim. Dedim. Aklımdan geçen düşünce buydu. Bu benim ilk evliliğim değil mi? İlk evliliğim evet. Bu arada bir de torun gelecek. Öyle mi? Yaklaşık tabii. Ailesi olur inşallah. Tabii. 5 aylık. 5 aylık. 5 evet. Aylık hamile. Daha cinsiyetini öğrenmemişler. Öğrenemedik ki. Çok yaramaz saklıyor kendini. Benim altın cinslerim çok kuvvetli. Ay çocuğu İnşallah. Çok merak ediyorum. Benim altın cinsim çok kuvvetli. Erkek. Kesinlikle bu uşak olacak. İnşallah bana da uşak. Öyle geldi. Kesinlikle uşak olacak. Sağlıklı olsun da evet, fark Allah etmez tabii. Bizim için cinsiyet. Allah sağlıklı hayırlı nesil yani. Olsun. Çok tatlı bir çocuk olacak. İnşallah. Bize Mali karışımı böyle bir melez. Yaza beklerim. O zaman Haziran'da falan, Haziran Temmuz'da evet. Doğum bize yapacağız. Bize fotoğrafını atın yani. İnşallah. Hadi hayır, inşallah. Ben bekleyeceğim. Hadi inşallah. Yani. Korona alıştı mı orana? Tulumlara. Zaten bile hiç. Tabii. Düğünümüzde korona ettik yani. Onlar var. O görüntüler var evet. Az sonra. Daha horon da yaptıracağız ama önce bence bir grubumuzu çağıralım. Bugün bizi kırmadılar. Sizin için geldiler. Allah razı Zeynel olsun. Ve Rıza eskici kardeşler ayaklarına hem tulum çalacaklar hem horon oynayacaklar. Bir onları izleyelim mi? İzleyelim. Çağıralım mı? Hadi bakalım. Siz bilirsiniz. Özlemişsindir tulum sesini. Yok ben fazla katılmayayım artık. Yok sen oynama. Sen yok yok oynamak değil de yani izlemeye de çok katılmayayım artık. Ne gel şuraya otur ya. Oturacağım. Hadi gel otur. Oturacağım. Ben Zeynel oturacağım. Ve Rıza eskici kardeşler geliyor efendim alkışlarla. Gel hanım. Thank you.
Aşıklar Deresi. Aşıklar Deresi'ndeyim. Sevdamın karşısındayım. Oy 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 oy. Aşıklar Deresi'ndeyim. Sevdamın karşısındayım. Doğru söyle sevdum, sakın ha yalan deme. Kal bunun neresindeyim. Yaşa, yaşa. Var ol. Doğru söyle sevdolum, sakin ha yalan deme. Kal bunun neresindeyim. Baktım mezdaptan yukarı, diken sarmış hep ormanı. Oy 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 oy. Baktım mezdaptan yukarı, diken sarmış hep ormanı. Atma beni kalbinden, ne olur kırma beni. Alma yarım bedduamı. Var olsun dağlar. Atma beni kalbinden, ne olur kırma beni. Alma yarım bedduamı. Bozma baktılım ne diyor. Şaştı yürüdü cesaret. Var ol oğlum, var ol kayde, var ol Alişan abi. Geliyor, geliyor. Gelsin, gelsin. Geliyor, geliyor. Gelsin, gelsin. Eller beraber. Beraber, beraber. Kollar beraber. Beraber, beraber. Tulum ile beraber. Beraber, beraber. Hay daha beraber. Oy. Hey, hey. Var ol, var ol. Yaşa, yaşa. Aha. Bak oğlum ne diyor, ezma, gezma. Al, oyna, savuş, savuş. Savuş orası. Varol, varol. Eller beraber. Kollar beraber. Beraber, beraber. Kulum ile beraber. Beraber, beraber. Uyuma orası. Ezma, gezma. Koroni bozma. Yoğurt cezma. Acele etme. Kulak ver geliyor. Ay daha beraber. Ay ya. Atla yukarı atla, atla yukarı atla. Atla yukarı atla, atla yukarı atla. Sallansın omuzların, sallansın omuzların. Sallansın omuzların, sallansın omuzların. Vermeyi seni bana, vermeyi seni bana. Evdeki kardeşlerim. Acele etme. Ay daha beraber. Hey hey. Alkış alabilir miyiz sizlere lütfen? Eyvallah. Çok güzelsiniz. Çok güzelsiniz. Ve Rıza Eskici. Evet. Muhteşemsiniz ya. Çok daha gitmiyoruz, daha buradayız. Daha horonlar oynayacağız, horonlar tepeceğiz, daha devam edeceğiz. Sizlere türkü yazdık abi. Sizlere güzel türkü yazdık dışarıda. Tamam, onların hepsini daha yapacağız. Güzel. Atma türkü de istiyorum. Gelinimiz öğrenmiş. Horon oynamayı öğrenmiş. Maşallah. Maşallah. Hayırlı olsun. Vallahi maşallah. Eller beraber, kollar beraber. Reklam ile beraber. Reklam, reklam. Ha, ha.